Selamünaleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı perşembeleriniz olsun. Karanlık çıkıyor neyse. Nefesim kesildi. Şuraya çıkamadım. Nasılsınız can dostlarım? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız. Fulya kız geldi. Kahvaltı yaptı. Bulaşıkları yıkadı, evleri süpürdü. Ben de dışarıda çık işim vardı. O işi hallettim. Yeni gelen değerli can dostlarım, burası benim oğlumun evi. Şöyle bir fulya çeksin size. Onları çekmiş onları kızım. Yorganlarını giyen burada kaldı. Sen güneşlik mi diyordun ya? He. Şu kızım, benim güneşliğim bu. Ama bu çok uzun. Sıfır güneşlik bu. Uzun bu. İkiye böldüm şu planda. İki canlama lazım değil mi? He ikiye. Tamam ama ortadan. Kesecek mi? Ömüş neyden şöyle ortadan keser. Ha. İki verir kenarlarına. Tamam. Burası da oğlum oturma odası. Şöyle mutfağa. Mutfak tarafları nasıl iyi? Buralara perde gittikten beri ben kendi perdelerimi taktım. Güneş gelenleri taktım. Buraya küçük perde uydururuz. Kavanozları da orada alalım dedik. Perdelerini falan indirdim. Böylece mutfağın oturma odası aynı aşağı gibi bir dişik can dostlarım. Yeni gelen can dostlarım izlememiştir, görmemiştir. Tek bir gibi oturdu gelinin içinde. Aynı çıktı ıspatla eğdire gitti. Burası da onun evi. Artık 10 sene sonra mı gelirler, 20 sene sonra mı gelirler? Can dostlarım. Dolapları. Bunları çekip ya serpeyim. Şu da olur aslında. Annenin içi, tabii eski bende. Olsun. Yo, altı süslüymüş ya, iyi aslında. Hı? Altı. Yüzünün bak. Yüzünün ortasına bak. Ha. Biter. 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 Biraz daha bir biter, biter. Tamam. Biterin hakkı. Tamam. Dedim. O da annem kokteyl çöreği yapalım dedi. Özledim. Ondan sonra kek yapalım dedi. Mısır koydum, bu anlara hiç ellemiyorum. Bazen aklıma geliyor. Niye? Elim basit alayım. He? Elim basit alayım. Kek yapacağız. Kokteyl çöreği yapalım. Kokteyl değil anne. Kokteyl. Kolte çöreği yapalım. Kolte. Burası benim oğlumun evi. Teyzelerin. Teyzemin evi. Fayansları çok güzel değil mi? Bunlar fayansları hep ben beğenmiştim can dostlarım. Gelinim de zevkime uydu. Burası benim paşamın evi. Yeni evde suya dayanıklı parke yaptırdım ben. Bütün mutfak burası. Suya dayanıklı parke. Salon ile yatak odası da normal parke. Aşağıda görüşürüz. Aşağıda görüşelim can dostlarım. Biz aşağı indik can dostlarım. Tekrardan selamünaleyküm. Köfte çöreği yapalım. Bittim gerçekten. Bittim. Köfte çöreği yapalım. Kek yapalım. Fulya kek yapsın. Ben de bir köfte çöreği yapayım. Düdüklüye de mısır koyduk da çekirdek koyduk. Düdüklüye mısır koyduk. Çaydanlığımızı koyduk. Sobayı yaktık. Fırına çekirdek koyduk. Onları da gösteririk. Şimdi ben sarımsak soğan temizleyeyim. Sen de kekimizi çek. Değişiyor. Yok başka bir şey var.
can dostlarım şöyle çapraz dön. Evet. Hı hı. Tribata vurduğumuz için böyle şeyimiz kalıyor yan tarafımızdan. Annem. Efendim. Şu bir tane de oradan getir anne. Şibe var. Sabahleyin saat 7'de kalkmış Ayhan kardeşimiz. Dışarıda kupreyi, hayvan kupresini tamamen bahçeye almış can dostlarım. Ben de baktım Fulya arıyor. Uyandım, baktım Ayhan kardeşimiz yok yatakta. Buraya gitti ki. Seninle konuşuyordum ya. Evet. Seni kapattım, dışa çıktım. Dışa çıktıydım, bitirmiş şeyi, konu. Hep çekmiş bahçeye. Kimini atmış, kimini çekmiş. Anne kekini ben pek severim. Can dostlarım böyle damla çikolata varmış, havuçluymuş, portakallıymış, limonluymuş. Limonlu. Ben onları hiç yiyeyim. Tarçınıymış da. Tarçın, tarçını da severim. Azıcık tarçın atabilirim bak. Var mı ama yok herhalde. Bugün Aksaray'a gittik de geç geldik. Yoksa sana da mi? Baharatçıya uğrayacaktık. Uğrayacaktık. Geç geldik. Geldik ya zaman okundu akşam zaman. Otobüsüne niye geldiniz ya? Otobüsüne mi gittiniz? Mürüsüne gittik. Mürüsüne geldik. Mürüs çabuk geldi de bir yolu ayakta geldim ben. Geldim ben böyle ayakta geldim. Bu sıralara böyle. Yürümediler mi? Yürümediler. Gençler okudu, ben ayakta dikildim. Ha. Bir tane kız kalktı, o da uzaktaydı, onu da kalkmadı. Zaten dibim diğer gençler kalkmadı, sen oradan niye kalkıyor muydun? Değil misin? Doğan tarlada indiler, orada oturdum. Öyle can dostlarım, bugün hava biraz soğuk. Bayağı, ayın tavuğu nerede? Ne tavuk? Bizim tavuk. Kaç tane? Kumesi çıkarttığım bir tecik var. Onu niye, onu niye duruyor? Onu da arkadaşına bileceği attı. Bugün göz koşturacak diyor. O koy tavuk kaç ala. Bu yatağı mı ya? Kim aldı yatağını? Şey, Bağbeci aldı. Beyaz ettim. Kışın kim gelip bakacak kızım? Yazın kiralacı ya. Kışın tatile gideceğim, nasıl yazın koyayım? Allah nasip ederse. Çok anlamazdık da. İnişten de geldi gayri. Tabii iyi. Abi ne durur mu? Orada duracağız, 4-5 gün öreceğim. Tamam, olsun. Gidelim, bakalım. Suyu yok. Osman yeter. Hı. Öyle koy. Süt yoğurdu. Markete benim gidemedik ki. E, yeter diyor değil. Bir tane. Bir şey koy. Hı? Bir şey koy. Koy. Doldurucuya. Hı hı. Şu bezelime bir. Çok iyi diyor ya o yüzden. Yok yok olsun sen doldur. Baba çekirdeği yakma. Yandı mı? Baba korumadın ne olsa. Üstten diyene yanmış kız. Tüh. Dedim ama ayağın çekilmesin diye. Niye gidelim onu da böyle baba? Olur olur bir şey yok. Abi o da nasıl koktu? Teyzen doldurmuşsun. Neyi? Çekirdeği. Üstü yanmış. Ha? Neyi? Üstü yanmış herhalde. Üstü ağızlanmış. Abi bu ev duman oldu ama. Pencere duman gitti Ayhan. Yine mi yıkadı? He, dış kapıyı bir aç, dış kapıyı. Öf.
bir şey değil. Şurayı da bir açayım. Ceren yapsın. Un var mı yani burada? Var anne. Çok güzel. Evet, getirdiydim. İki tane al kabartma tuzunu. Öf, ne öreceğim ben? Ha, sen olanları bitir, keke at. Ben şey öyle yapayım. Şuna mı çıkarayım bir şey fırına? He. Dur, bayağı kıyıyor, baksana. Yok ya, bu kadar güzel olmuyor kek. Ben dostlarım, ben dolaba hiç pişirmem. Ne poğaça pişiririm, ne de kek pişiririm. Ne bileyim, değişik oluyor. Duman oldu her bir. Nasıl unuttuk? Hiç aklıma gelmedi. Aslında Ayhan'a söyledim de. Şöyle fırını da çıkarayım. Şöyle bir siyah tepsi götür git kendine. Tamam. Bu büyük de. Sobaya. Şu da yeşillik. Maydanozundan pırasa. Bunu şeyle yiyeceğiz. Köfteyle. Yemek yapalım güveç dedim. Anne kabul etmedi. Anne poğaça çoraya yapalım dedi. Ben de tamam dedim. Göğsüm var can dostları. Derisini alalım. Şöyle koyalım şuraya. Minimize verelim. Anne doğru iyi mi? Bakın anne. İyi iyi. Tamam. İyi. Aha, onu iyice çayıcılık karıştırayım da. Bir şey sen unutmadın mı? Avokado tozunu almasını attın mı? Tamam. Yağsını, şekerini, kazanı, tuzunu. Uzak ben uzmanım. Bir de uzak edeceğim. Ben öyle değil mi Ayhan? Ağzını, tuzunu dilim, her şeysine. Akşam ben teslim engem dileydim can dostlarım. Akşam biz yemeğe yedik, eve oturduk. Bir de baktım telefonum çaldı, baktım Ayşe gelin. Bir de mamma, boğazınıza durmadı mı dedin? Teslim engem mi? He. Ondan sonra? Anne şey dokunacağım. Değerini. Öbüründe. Yani şu. Neyse tamam. Ha. Ver öyleydi. Tamam. Olsun. Ondan sonra dedim ki ne bileyim korkar mıyım gelebilir miyim dedim. İşte ya. Geri de gittim. Saat 10:30'lar oturdum. Bardım Ayşe gelin köfte dövmüş. Üzüm yıkamışlar. Yeşillik yıkamışlar. Yufka sulamışlar. Bir çay demlemişler. Tam tepeye vardım Serhat aradı. Teyze emir desin, hala emir desin dedi. Bir de niye çıkmadın ya? Aman kızım, ne bileyim işte öyle. Hı. Şu günlerde çok çıktılar ya. Anladın? Hı. Öyle şey itme, kabarı dinler gibi. Sadece attım yalan. Baktım ben dur. Baktın mı? Kaydı böyle kocu. Ondan sonra canım dostlarım ne diyordum? Ne diyordum? Serhat aradı. Dedim ki Serhat bir yoruldum annem, ben yattım dedim. Ben sana küstüm hala dedi. Yüzüme telefonu kapattı. O arada ta tepedeydim. Artık vardım kapıyı usulca vardım kapıyı vurdum. Nasıl bağırıyor? Sen diyor yattım dediydin ya niye geldin ya diyor. Gayrı vardım annem vardı halamın gelini vardı Ruziye. Kızı vardı Eylül, Teslim Engel, Ayşe, ben saat 10:30-11'e doğru oturduk. İyi de güzel sohbetimiz vardı. Gayrı saat 10:30-11'e geliyor Dayhan kardeşimiz aradı. Daha gelmeye yolunu diye dedim geliyor. Burada yatacağını demedim ben. Dedi.
Tam dışarı çıktıydım, şey geliyormuş. Kezban teyzenin küçük oğlunun adı ne? Kadir. Kadir, bekle onunla ikimiz gidelim. Ben de korkuyordum. Tesmenge savuşturacağı. Şu tepede durayım, sen git dedi. Tarık Kadir beni buraya kadar getirdi can dostlarım. Gece saat 11'de bu 10 sevgili bacınız gece gezmelerdeydi. İyi maşallah. Ne yapacaksın? Gezeceğim. Getir. Bakayım mı şuna? Şeyin dilinden anlarmış ya can dostlarım. Fule de bunun dilini biliyor. Bu iyi. O fırının adı ne? Ömerlerinde ben bilmiyorum. Sana bundan alalım. İtimat. Bu fırının aynısından alalım. Sadece Toruk'tan almadın mı biz bunu? He. Yok, bu durumu bile bana aldım. Tamam. Tamam, o zaman alalım şu an bundan. Sonra önce. Al şu şeyi de. Nasıl? He, konuşuyor mu ya? He, biliyorum değil mi sen? Bilerim kızım, bilerim. Şu ince bulgurumuz, şu yemek biberimiz. Tamam. Can dostlarım. Şunu ver. Şu bezi ver. Fule biraz şeyi hızlıya mı alsak ki? Sesime rahatsız olur var mı? Buradayım. İstersen. Dur bir çektiklerini çektiğim ama yeni gelen takipçilerin göremez. Can dostlarım şöyle koyusumu atıyorum ben. Dur bakayım şöyle yapayım. Şöyle. Sevin nasıl? Efendim. Bak. Aynen can dostlarım. Şöyle yakından da iyice. Abi bak. Şöyle can dostlarım. Şöyle sarımsağını da atıyorum. İstersen elime çekeyim ben de. Yok dur. Şöyle ikisini atalım. Şöyle de ince bulgur, çorbalık, ince düğür diyelim. Görünmüyor mu? Dur bakayım. Bir seferini çekeyim, öbür makinesini şey diyeyim. Göstermedin mi? Ha, senin kameran dönmez. Şöyle tamam, şöyle yapayım. Sorayım. Şöyle göstereyim. Sarımsağın tepesinde kaldı.
Yani bu yemek ve toz biber değil. Şöyle tekrar bir daha şey diyeyim, makine strobosu çalıştırırken bak. Tamam. Kafalarına atayım. Şöyle. Şöyle tavuğun göğsünü ben. Şöyle can dostlar, yoğururken görüşelim. Aynısını tekrar uygulayacağım. Önce bir şeysini yapalım. Görüşürüz can dostlarım. Tuzunu attım, böyle çektim can dostlarım. Şöyle de kimyonunu atıyorum. Sarımsağını, soğanını çektim. Acısı nasıl olsun? Çok, çok olsun. Şöyle de acı biber atıyorum. Çin biberi bu. Gene daha zor. Şöyle de karabiberini atıyorum. Şu kimyonu şuraya koyayım. Şu da kekimiz. Şu biberi şuraya koyayım. Kek de kabarıyor. Bulaşıkları en son yıkarken ha? Aynen öyle değil. Şöyle azıcık elime su alıyorum. Bu da mı yoracı? He, yoruyum. Salça atma acı ne anı? Salça kullanmam. Kokar salça. Kokta çöreğinde salça, salçalı salçalı kokar. Ben kullanmam salça. Kokta çöreğine kullanmam. Yemeğine kullanmam. Bunun sulu yemeğine. Çünkü zaten soğan kavurup şey atıyor. O yüzden ben kullanmam. Salçayı, yemek biberim varsa toz yemek biberim, ben salçayı çok nadir kullanırım can dostlarım. Çünkü ne olursa olsun sonuçta salça kokusunu köfte çöreğine ya da köfte yemeğinin içine katmam. Yemeği de böyle olur. Sadece yemeğinin içine iki yumurta kırarım, dökerim. Fırlanın sevdiği kürsel yemesi. Ödeyecek kıt ki benle. Kıtma. Gel sen de bak da. Abo acısı iyi. Kıt iyi. Kıt oldu mu tatlı olmaz. Ne burası? Buna ne dedik? Jeleban turşusu iyi. Götürdün değil mi ondan? Götürdüm. Çünkü eksilmiş hep bir turşular. Götürdüm. Biter mi? Biter. Elimde de var ya. Bugün akşam filmim var. Ne? Duy beni. 4 bölümdür izleyemem. Bir çok oldu iyi anne. Babam nasıl sokranıyor hani. Bırak ayağın iyice şey etme. Kavrulduğu kadar kavrulsun. Çığ da tatlı baba. E anne onun çığ da tatlı. Yıkandıktan yine pek şeysi kalmadı. Yıkadın mı? Hı.
Keke bak hele anne. Gördün mü? Şöyle can dostları. Normalde şeyi de kızartırdık ama artık sobamız var. Sobamız sobada daha iyi şey diyor. Şöyle. Şöyle bacılar. Şöyle. Gelin kofte yiyelim lan. Gelin. Kofte çöreği yiyelim. Çay içelim. Anne keki yiyelim. Turşu yiyelim de. Turşu yiyelim. Pırasa, maydanoz. Onu benim bahçemde bir maydanoz var. Piş piş. Şey doğra onu. Buzdolabı poşetlerine koy. Dik filize at. Kışın olur. Ama şey. Hani sulasan dahası gelir. Tamam sula, kuvayla yaşara değil, indirsin kuvayla döksün. Çiğsi yozat. Çiğ var şöyle. Orada. Şey, kuyu ne mi var? Kuyu açamazsınız da, çeşme yok mu? Vallahi bilmem, bakmadım ki daha ben. Olmasa yukarıdan boya kuvalar var ya da. Onlardan götürelim de dökelim. Aynen. Her gün her gün mü ki buna bir sulay? 3-4 güne bir sulan yazsın. Tamam. Hem yaşasın hem de bundan. Tamam. Komşularımın ev nasıl iyi? Bunda çörek yapayım. Otur. Gördün mü? Gülüyorlar. Komşuların kimdi orada? Beni çarptı. Tanımam ki. Ben de tanımıyorum. Yaşlı bir teyze var mı? İki tane var. Her gün oturuyorlar kapının önünde. Beyaz tenli. He. O başkanın kaynanası. Belediye başkanı. Öyle mi? Hı-hı. Çünkü. Biri zayıf, biri şişman. Ben şöyle de... orta boylu gibi bir şöyle. Tam çıkaramıyorum. Ben de çıkaramıyorum. Ben de çıkaramadığım için kim? Ben de bilmiyorum fazla. Bir Merve gibi biliyorum. Onlar ileride. Yo, o mahallede oturuyorlar ama. Hape teyze gibi ne var? He, onlar da sana yakın bak. He, can şimdi yakın. Onun da kanalı var ya, kimi de Sultan'ın köy hayatı. Sultan abla var. Onun çok yakın sana. He. Genellikle biz Nalan abla'nın çiçek, öbürlerini işitmem de. Şuna bir daha sıkıştırayım. Sıkıştır. Şunu da götüreyim. Sen götür poşete koy. Neyi? Tamam. Dolaba at. Can isteyince çıkart. Ha, şöyle mi götüreyim diyorum? Bir şey yapayım elim batırken. Çörek yapayım. Şöyle. Kapatayım mı? Zobaya sürüyor mu? Dur çekirdeği açalım. Çıkarmış baba. Sür. Hem de soşiyi de göster. Sobayı mı? Hı hı. Şu çay, şu misir. Ay, bismillah. Anne, bu buranın değil mi? Buranın çapası şöyle koyacağım. Bu ya, şöyle eğilme. Şöyle mi? Hala hala şeysinden biliyor. Şunu çekirdek. Yerken görüşelim ya anne. Aynen can dostlarım. Sofrada görüşelim. Gelin can dostlarım. İnsanlarladık Suriye'ye oturduk, sizi bekleyelim. Bir gelen olur mu ki değil? Gelin buyurun yiyelim. Şöyle dürüm yapayım ben. Otur. Şöyle. Şöyle sen dostlara tatlı güzel olmuş. Tamam, kek yerim nasıl? Ayhan arasını sırayı bozuyor mu öyle? Bak durmadı.
Acıktım diyorum ben. Sabah kendi işini duyunca, cenazeyi duyunca, haklılık denemem. Duyulamıştık biz bu detayla uğraşana kadar. Onda Ayhan da şok oldu. Neye uğradığını şaşırdı. Hemen gitti. Akşam da ben gideceğim can dostlarım. Belki akşam videodan sonra çok geç saatlerde size dönebilirim. Çünkü akşam cenazeyle gideceğim ben. Şöyle tüm yapayım. Şöyle taze ekmeğimden ben de sarıyorum bakın taze ekmeğimden sarsı geliyor üstündeki kırıkları suladım bitti ekmeğimde bir güzel olmuş bir güzel olmuş kil kil olmuş ha, ellerine sağlık gidicilerimiz Rubiye bacımın Teslime bacımın Ayşe bacımın gelinler bacı değil ben. Şöyle. Şöyle de çiğsin bir tane. Mısırımız da haşlanıyor. Tüpürümüzün sesini geliyordur babamızın. Ev boş ya ses alıyor değil mi? Yankı yapıyor. Demek ki bu evi dolduran koltuk var mıymış anne? Evet, evetmiş demek ki. Akşam kumdaydı. Adam çok yok, durunca kanalımız çok yok. Dünya can dostlarım, Ayhan kardeşimiz telefonu, kamşıyı birleştirirken nasıl ettiyse elini ters mi çarpmış, şeyi bir döndürmüş videoyu. Bir türlü anlamıyordum. Nasıl yapmış olabilir bu ya? O bir de şirketleri çarpmış ya. O da dönmüş ya. Pırasak olay mı? Manuta vardı da yıkamamışsın. Başka bir şey olmadı. Yumuşadık da gari. He. Ekmeğim de. Şu bir taneye de ben koyayım. Azıcık da pırasakını koyayım. Azıcık da maydanoz koyayım. Kuşa soğuk içeri sıcak. Şöyle beter dostlarım. Gelip yiyelim. Gelip yiyelim. Çekip geldim bir tane kavurdu. Onu döktün mü Ayhan? Yüzünü mü aldın? Yüzünü aldın değil mi? Kapatıyorum. Can dostlarım. Kusura bakma. Hakkınızda helal edin. Bazen de böyle videolar da gerekiyor. O yüzden böyle bugün Fulya gelmiş. Sabah da Fulya ile bir kahvaltı yaptık. Ondan sonra Fulya bu iki odayı süpürdü. İki bulaşık vardı onları yıkadı. Benim de biraz bahçede işim vardı. O işleri hallettim. Yufka suladım. Yemek yapacaktık. Kuveç yemeği yapacaktık. Babası ek çıkardı. Kuveç yapalım dedi. Fulya da kuveç istemedi. Kortaç oraya istedi. O yüzden böyle bir sofra hazırladık. Kendinize iyi bakın. Kekimiz de şöyle. Fil fil olmuş kekimiz de canım dostlarım. Kendinize iyi bakın. Sevin bacınızın dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Bay bay.